Bu 5 hatayı her gurbetçi yapıyor. Bu videoyu sonuna kadar izle. Bu hataları sen de yapmayı bırak ve Avrupa'da daha kaliteli bir yaşamın olsun. Ve bu videoyu her sevdiğiniz gurbetçiye gönderin, onlar da izlesinler. Onlar da istifade etsin. Şimdi vakit kaybetmeden hemen birinci hatadan başlayalım. Hatanın birincisi, para kazanıyorlar. Çok güzel, kabul. Fakat bu parayı elinde tutamıyorlar. Peki nereden biliyorum? Biz Almanya'da yaşıyoruz biliyorsunuz. Almanya'daki birçok insana yardımcı oluyoruz. Bu insanların tecrübelerini dinliyoruz. Ve bu insanların mağdur olduğu en önemli konu ise para kazanmaları, çok güzel. Fakat bu kazandıklarını kaybetmeleri, elinde tutamamaları. Bu kişiler karı koca, gece gündüz çalışıyorlar. Hatta o kadar çalışıyorlar ki çocuklarıyla ilgilenemiyorlar, çocuklarına kültürlerini öğretemiyorlar. Yani çocuklarına kültür yatırımını yapamıyorlar, çalışmaktan dolayı ilgilenemiyorlar yani onlarla. Ve kazandıkları paraları da Türkiye'ye gittiklerinde bir gaza gelerek, örneğin çok tanıdığı, sevdiği bir akrabası tarafından dolandırılıyorlar. Veya yanlış birisiyle karşılaşarak paralarını ona kaptırıyorlar. Mesela bir dolandırıcı müteahhite kaptırıyorlar. Çünkü o müteahhiti Almanya'daki müteahhitle karşılaştırıyor. Diyor ki Almanya'daki müteahhit sözünün eri, söz verdiği zaman yerine getiriyor. O zaman Türkiye'deki müteahhit de aynı şekilde davranacak ve söz verdiği zaman kontrata göre her şeyi yerine getirecek. O şekilde iyi niyetle bütün paralarını, alın teriyle kazandıkları paraları kaptırıyorlar. Bu binlerce örnekten bir tanesi. Danışanlarımız da sürekli bu hatayı gözlemledik sevgili arkadaşlar. İkinci hataya gelelim. Bu ikinci hata da kişinin iş ve ev hayatının dışında başka bir hayatı yok. Yani bir çark gibi düşün. 8 saat çalışıyor, sonra 8 saat evde uyuyor, 8 saatte televizyon seyrediyor. Ve bu kişilerin genellikle sosyal hayatı yok. Sevdikleriyle, dostlarıyla, ailesiyle böyle fazla bir zaman geçirmiyor. Bir çark gibi düşün, o çarkın içerisinde devamlı dönüyor. Bu çarkın içerisinde döndüğü için de hayattan tat alamıyor. Zaman ilerledikçe de kendine yabancılaşıyor kişi, özünden ayrılıyor çünkü. Üçüncü hataya gelelim. Bu kişiler kendilerini iyi ifade edemiyor. Peki ifade etmek deyince sadece sözel olarak mı? Hayır. Şöyle düşün. Almanca düşünüyor, Türkçe konuşuyor. Veya Türkçe düşünüyor, Almanca konuşuyor. İkisi senkron değil. Birbiriyle uyuşmadığı zaman bir uyuşmazlık oluşuyor. Karşı taraftaki kişiye de kendini o yüzden iyi ifade edemiyor. Örneğin Alman gibi düşünüp Türkçe konuşuyor Türkiye'de. Bu ne demek? Almanların ona öğrettiği mentaliteyi, bakış açısını Türkiye'de kullanmaya çalışıyor ama o uymuyor. Mesela örnek vereceğim. İstanbul'da 9'da randevuya söz veriyor. 9'a çeyrek kala Alman mentalitesiyle o termine, o randevuya varıyor 9'dan önce, bekliyor. Türkiye'deki vatandaşımız da ne kadar profesyonel olursa olsun onu en az yarım saat bekletiyor. Böyle bir durumla karşılaştığında hayal kırıklığına uğruyor bu sefer. Yani bir özgüveni düşüyor. Diyor ki hata bende herhalde diyor. Kendini suçlamaya başlıyor. Aslında burada ne var? Almanca düşünüyor, Türkçe konuşuyor. Bu ne demek? Kendini iyi ifade edemiyor. İyi iletişim kuramıyor. Bunun aksi de var tabii. Almanya'da da Türkçe düşünüyor, Almanca konuşuyor ve kendini iyi ifade edemediği için yabancı oluyor. Hani derler ya, Türkiye'de Almancı, Almanya'da yabancı. Şimdi gelelim dördüncü hataya. Bu hata öyle bir hata ki bu hatayı düzeltirse diğer hatalar zaten otomatikman siliniyor sevgili arkadaşlar. O yüzden bu çok önemli. Kişi kendine değer vermiyor. Mesela ben böyleyim diyor, kabulleniyor. Ben böyle hatalıyım, böyle kusurluyum. Kendimi değiştiremem, ben yapamam, ben beceremem diye değerini düşürüyor. Öz saygısı düşüyor. Öz değerini düşürüyor. Öz güvenini düşürüyor. Ben böyleyim, ben yapamam diyor. Ben kendimi daha iyi ifade edemem. Çok zor diyor. Benim sosyal hayatım olamaz diyor. Sosyal hayat benim için çok zor diyor. Ben kazanıyorum, tamam iyi güzel de diyor. Elimdeki parayı tutmayı bilmiyorum diyor. Yani öğrenilmiş bir çaresizliğin içine giriyor. Pes ediyor. Hani bu kendini gerçekleştiren kehanet derler ya, kendini bu şekilde
sürekli telkinliyor. Ben yapamam, ben beceremem. Bu kabullenmeyle beraber tabii kendini değiştirmeye kapatıyor. Kendini geliştirmeye kapatıyor. Öğrenmeye kapatıyor. Yani kendine yatırım yapmayı kendine yasaklıyor bir çeşit. En son hangi eğitime, seminere katıldın diye sorduğumda firma bizi bir seminere gönderdi hafta sonu. Firma ödedi. O seminere katıldık. İyi eğlendik. Yedik, içtik. Ondan sonra tatil gibi geçti. Ne anlattığını ben de bilmiyorum. Firmanın zoruyla gittim diyor kişi. Zorla firmanın gönderdiği bir eğitime katılmış oluyor. Zorla gittiği eğitim ve seminerden de bir fayda görmüyor zaten. Şimdi sevgili arkadaşlar, Real Talk'a gelelim. Gerçeği konuşma vakti geldi. Önce can, sonra canan. Yani ilk yapman gereken şey, buradaki bu madde, en son madde can. Tamam mı? Kendine değer vereceksin. Kendine kıymet vereceksin. Öz saygını arttıracaksın. Kendine yatırım yapacaksın. Daha iyi ifade etmeyi öğreneceksin. Daha iyi anlaşılmayı öğreneceksin. Araba sürmeyi nasıl öğreniyorsan, nasıl farşuleye gidiyorsan, şoför okuluna gidiyorsan, bunun da kursları olduğunu kabul edeceksin. Öğrenmeye açık olman gerekiyor. Bu zamana kadar bildiklerini kenara koyacaksın. Çünkü o bildiklerine bir yere varamadın. O bardağı boşaltarak yeni bilgilere, yeni tekniklere açık olman lazım. O girdaptan, o girdap var ya, seni aşağı çeken girdaptan kurtulmak için. Yani o çark var ya, sürekli o çark, devamlı mutsuz olduğun, hayatın devamlı aynı olması, kısır döngü, hayatın tatsız olmasına sebep olan o çarktan kurtulma vakti geldi. Yani rahatlık alanından çıkman gerekiyor. Artık vakti geldi. Yani o girdap, tamam mı? Ondan kurtulmanın tek yolu işte bu en son söylediğim madde. Kendine değer vermek, kendine yatırım yapmak, kendinle ilgilenmek, kendi özünle barışmak. Kendine yatırım yapacaksın. Bunu kabul edeceksin. Artık beyninde bu yazılı olması lazım. Yani kendine kıyman lazım. Hani kıyamıyorum hocam. Ben yemedim, yedirdim. İçmedim, içirdim. Uyumadım, uyuttum. Ben çok fedakar bir babayım, fedakar bir anneyim. Tamam, iyi güzel ama aslında kötülük yapmış oluyorsun. Çocuklarına, nesline, geleceğine, kendine, zevcene kötülük yapmış oluyorsun. Sen ilk önce maskeyi kendine takman lazım. Hosteslerin dediği gibi. Sonra etrafındakilere takacaksın. Önce can, sonra canan. O yüzden kendine yatırım yapmak zorunda olduğunu kabul ettiğinde diğer hatalardan otomatikman kurtuluyorsun. Peki kendine yatırım yapmak neyle alakalı? Kendi cep telefonu mu almak? Hayır, kendi cep telefonu almak değil. Kendine yatırım yap dediğim zaman kendi gelişimin için eğitimlere katılacaksın. Yani bir firmanın zoruyla değil veya devletin sana verdiği yardımla değil. Sen kendi isteğinle gönüllü bir şekilde eğitime katılman lazım. Çünkü bunu fark etmen lazım. Sen kendin verirsen, senin elinden çıkarsa, yani içinden cız dersen verirken parayı eğitimine, o zaman faydasını görürsün. Eğer cız demiyorsa, böyle devletin al kardeşim sana 1.000 euro veriyorum git bununla eğitim al diye sana 1.000 euro veriyorsa, onun sana bir faydası yok. Çünkü o hazırdan geliyor. Onun bir kıymetini göremezsin. Hani loto kazanmak gibi düşün. Loto kazananlar ne yapıyor? Elindekilerini çabuk kaybediyor, değil mi? O yüzden başkalarının parasıyla değil, kendi paranla kendine yatırım yaparsan bereketi oluyor. Bu şekilde yapmazsan o zaman kazanamıyorsun, öğrenemiyorsun. Hani örneği açık. Biraz önce dedik ya, firmanın zoruyla seminere katılıyorsun, bir faydasını görmüyorsun. Yani tatil gibi geliyor. Yiyorsun, içiyorsun, onları hatırlıyorsun. Başka bir şey değil ki. Ondan sonra ayrılıyorsun oradan. O yüzden bir faydasını görmedin. Ben çok kişi tanıyorum o şekilde. Bilhassa sigorta branşından. Kişi diyor ki ben 250 tane kursa katıldım diyor. Ben 20 seneden beri sigortacıyım diyor. Çok biliyorum diyor. Yani katıldım diyor. Ama hayatıma yansıtamadım. Neden? Çünkü firma verdi parayı. O yüzden faydasını görmedin. Sen vermen lazım. Cız demesi lazım. Yani. En önemli hatalardan bir tanesi daha var. O da ne biliyor musun? Ben karar verdim. Çok güzel. Kendimi geliştireceğim. Kabul. Siz dinledim hocam. Kendimi değiştireceğim diyorsun. Hemen balıklama atlıyorsun. Nereye gidiyorsun? Seni tanımayan, seni bilmeyen, senin kültürüne yabancı, senin değerlerine saygısı olmayan yabancı birisine gittin. Senin değerlerini bilmiyor ki o. Türkçe bilmiyor örneğin.
Senin kültürünü tanımıyor, senin dinini bilmiyor, senin değerlerine saygısı yok. Onun sana ne kadar faydası var? Sana ne kadar doğruyu söyleyebilecek? Senin problemini ne kadar çözebilecek? Hayal kırıklığına uğrayacaksın. Çünkü devamlı onların mağdurlarıyla karşılaşıyorum. Yani seni bilmeyen bir insana gittiğinde mağdur olacaksın, hayal kırıklığına uğrayacaksın. Sonunda arayış içerisinde benim yanıma, benim gibi düşünen insanlara geleceksin. O mağduriyetten sonra seni anlayan insanları aramaya başlayacaksın. Senin gibi düşünen, senin değerlerine saygısı olan, senin kültürüne sahip, seninle aynı dili kullanan insanları aramak için yola çıkacaksın. O yüzden baştan o hatayı yapmayı bırak. Yani 5. hata neydi? Yanlış kişilere fikir danışmak. Bu sadece senin kültürünle alakalı, dilinle alakalı mı? Hayır. Örneğin Türkiye'den de verebilirim. Sen Almanya'da yaşıyorsun. Gurbetçisin. Buradaki sıkıntıları biliyorsun, tanıyorsun. Senin problemin bu ülkede var. Sen ne yapıyorsun? Orada daha uygun, daha ucuz diyerek Türkiye'den danışmanlık alıyorsun. Türkiye'deki adam sana en fazla ÖSS'yi, ÖYS'yi, KPSS'yi bilmem ne bunları anlatacak. Türkiye'deki problemler daha farklı. Dolayısıyla onun bakış açısıyla senin bakış açın hiçbir zaman aynı olmayacak. Ve o kişi zaten seni keklik gibi görecek. Nasıl kandırırım diye düşünecek. Çünkü bir gurbetçi, gurbetçide para var. İyi, güzel. Ben ondan parayı nasıl alırım diye. Senden parayı alacak, seni gönderecek. Seninle bir daha ilgilenmeyecek. Veya seni bir haftalığına seminere alacak veya iki haftalık. Sen bir daha ona ulaşamayacaksın. Çünkü o da biliyor sana yardımcı olamayacağını. Dolayısıyla zamanını, paranı yanlış kişilere kaptırmayacaksın. Doğru insanlardan bilgi alacaksın. Seni anlayan, seni bilen, senin bölgende yaşayan, aynı dili kullanan, aynı kültüre sahip, aynı dine sahip, aynı değerlere saygısı olan insanlarla fikir alışverişi yapman lazım. Peki seni anlayan bir uzman olup olmadığını nasıl anlarsın? Şöyle bak, referanslara bakarsın. Kimlere yardımcı oldu bu uzman? Buna feedback diyorlar, testimonial diyorlar, geri dönüşüm diyorlar. Sonuçlara bakarsın. Yani bu kişinin programına katılıp öncesi ve sonrası nedir? Bu referanslara bakarsın. Kaç kişiye yardımcı olmuş? Bu kişiye gitmeden önce hali neymiş? Şimdiki hali nedir? Bunları gözünle görmen lazım. Bunu hissetmen lazım. İnanman lazım. O zaman anlarsın. Ha bak, benim de bu problemim var. Bu problemi çözmüşler. Bu problemi ben de çözebilirim. O zaman doğru kişideyim diyerek o kişiden destek almak gerekiyor. Çünkü tecrübeye saygı sana yılları kazandırır. Vakit kaybetmemek için, zaman kaybetmemek için, yılları kaybetmemek için tecrübeye saygı duymak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda hep yardımcı olduk. Onların hayatının daha huzurlu, mutlu, daha bereketli, aileleriyle beraber daha neşeli, daha huzurlu, daha özgüvenli olmaları için yardımcı olduk. Bizim programlarımıza katılan insanlar kendilerini gerçekleştirdiler. Sevdikleriyle daha huzurlu hayata ulaştılar. Peki bunu nasıl yaptılar? Duygularını, düşüncelerini, davranışlarını yönetmeyi öğrenerek yaptılar. Kontrol etmeye başladılar. Bunları yapmaya başlayınca da zaten arzuladıkları hedeflere ulaştılar. Örneğin para kazanıyorsun, çok güzel. Ama elindeki parayı kaybediyorsun. Bunun sebebini bulmak lazım. Neden parayı kaybediyorsun? Çünkü kafanda parayla alakalı kodlar var, kilitler var. Bu kilitler burada durduğu müddetçe parayı elinde tutamıyorsun. Veya bir türlü ailede huzurlu olamıyorsun. Mesela evlendin, çok iyi, çok güzel. Ama eşinle sürekli kavga ediyorsun. Bunun sebebi ne? Geçmişte sana yüklenen kodlar var, kilitler var yine. Hani tavuk kartal hikayesini sürekli anlatıyorum. Kartalı ikna eden tavuklar onun tavuk olduğunu ikna ediyorlar, değil mi? Sen tavuksun diye ona inandırıyorlar. O mentaliteyi ona yüklüyorlar. O kilitlerden dolayı yıllarca o kartal tavuk gibi yaşıyor. Veya insanın özgüveninin düşük olması. Bunun sebebi var. Peki sebebi ne? Örneğin söz veriyor, yerine getiremiyor. Disiplinsizlik. Bunlar olabilir. Veya geçmişte ona yüklenen çaresizlik programları vardır. Annesi veya babası tarafından veya çevresi tarafından ona sen yapamazsın, sen beceremezsin diye 18 yaşına kadar 455 bin kere negatif telkin var, kilitler var. Bu kilitlerden dolayı da özgüven düşük olabilir. Yani
o kafadaki kilitlerden kurtulursa kişi özgüvenine ulaşabiliyor. Tek kelimeyle bizim programlarımızda kişinin kafasındaki bu kilitleri tespit edip bu kilitlerden kurtulmalarına yardımcı oluyoruz. Bu kilitlerden kurtulunca zaten kişi o biraz önce verdiğim örneğe göre, o kartal örneğine göre artık özgürlüğüne uçuyor. Zihnen, mental olarak ve fizyolojik olarak rahatlıyor. Problemleri çözmeye başlıyor çünkü. Bizim programlarımıza katılan binlerce gurbetçi arzuladıkları hedeflere ulaştılar. Bunu sen de yapabilirsin, sen de başarabilirsin. Sadece cesaret gerekiyor. Cesaretten sonra bu videonun altında link var. Linke tıklıyorsun ve ön görüşme için başvuru formu gönderiyorsun. Yani bizimle kısacası iletişime geçiyorsun. Bu ön görüşmede seninle bir kısaca görüşüyoruz. Senin durumunu tespit ediyoruz. Ayak bağların nelerdir? Kafandaki kilitler nelerdir? Hangi yeteneklerin var? Ve arzuladığın hedef nedir? Buraya varabilmek için hangi yeteneğini kullanacaksın? Hangi ayak bağından kurtulacaksın? Sana bir strateji planı veriyoruz. Sen de bu planı uygularsan sen de arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Şimdi ücretsiz ön görüşme için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.